Yaklaşık 2 yıldır ya barlara ya da alkol satışı yapan yerlere girip çıkar hale geldiler. Güya tebliğ yapıyorlar. Aslında yaptıkları tebliğ adı altında yurttaşların özel yaşamlarına müdahale, taciz. Sözde tebliğciler bu kez bir eğlence merkezinde görüntülendi. Yansıyan görüntüler hayli ilginçti. Ferdi Budak ve Emrah Budak, Allah'ın ne işleri varsa hayırlı, bereketli bol rızka nasip eylesin. Bazen bir eğlence merkezinde. Bu şekilde. Allah'ın elinden nasip eylesin. Amin. Allah tevekkül edecek mi? Allah bütün kapı. Bazen yılbaşı gecesinde sokaklarda. Bazense bir tekel bayinde. Ben sizin gelip caminize şu akıl veya fetva vermiyorum. Benim dükkanımda da bunun yapılmasını istemiyorum. Tebliğ adı altında yurttaşların özel yaşamına müdahalete bulunan tebliğciler daha önce pek çok ilde görüntülenmişti. Hocamızla Kırmen'e hoş geldiniz, sefa getirdiler. Bu kez adresleri Ankara oldu. Müzikli eğlence merkezine giren tebliğcilere müzisyen mikrofonunu verdi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Müzisyen gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı, tebliğcileri savundu. Hani bazen diyorlar ya, ses tel koptu falan diyorlar. Biz öyle demeyelim değil mi? Tebliğcilerin 3-4 dakika konuştuğunu, saygıyla herkesin dinlediğini belirtti. Adıyaman'da 6 Şubat'taki deprem.